Merhaba, ben Nesibe. Yeşil Yeniden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle karamelize şerbetli Kemalpaşa tatlısı tarifi paylaşıyorum. Eğer Kemalpaşa tatlısını seviyorsanız bir kere de karamelize şerbetle denemenizi tavsiye ederim. Çünkü karamelize şerbetle klasik şerbetle olduğundan çok daha lezzetli, çok daha güzel oluyor. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Kemalpaşa tatlısının şerbeti için öncelikle şekeri karamelize edelim. Bunun için derin bir tencereyi ocağa alalım. Ocağın altını orta hararette açalım ve tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker koyalım. Genellikle bilinen Kemalpaşa tatlılarının şerbeti hazırlanırken şeker ve su kaynatılır ve bildiğimiz klasik şerbet yapılıp içerisine Kemalpaşalar atılır ve Kemalpaşa bu klasik şerbetin içerisinde haşlanır. Fakat ben yıllar önce Bursa'da bir Kemalpaşa tatlısı yemiştim ve o çok hoşuma gitmişti. Çünkü o yediğim Kemalpaşa'nın şerbeti karamelize edilmiş bir şerbetti. Ve tadı çok güzeldi. O zamandan beri de ben Kemalpaşa'yı yaparken şekerini karamelize edip şerbetini hazırlıyorum. Ocağın altı orta hararetteyken şekerler artık karamelize olmaya başlıyor. Bir kaşık ya da tel çırpıcı yardımıyla şekerlerin mümkün olduğunca hemen hepsini karamelize etmeye çalışalım. Bu aşamada ocağın altını yüksek seviyede açmamaya dikkat edelim lütfen. Aksi takdirde şekerlerimiz yanar. Orta hararette sabırlı bir şekilde karıştırdığımız zaman bütün şekerler toplamda 3-4 dakika gibi bir sürede karamelize olacaktır. Gördüğünüz gibi zaman içerisinde şekerlerin hemen hepsi eriyor ve karamelize oluyor. Artık şekerlerin büyük çoğunluğu eridiği ve karamelize olduğu zaman karamelimizin rengi de gördüğünüz gibi bir renkte olduğu zaman suyu ekleme aşamasına geçebiliriz. Lütfen karamelinizin rengi bundan daha koyu olmasın. Aksi takdirde yanar. Karamelin içerisine öncelikle klasik su bardağıyla 2 bardak suyu dikkatli bir şekilde koyalım. İlk suyu koyarken lütfen çok dikkatli olalım. Çünkü karamel uzun süredir ocağın üzerinde ve çok sıcak. Ve biz suyu ilk defa koyduğumuz zaman büyük bir buhar oluşacaktır. O yüzden lütfen ilk 2 su bardağını koyarken çok dikkatli olun. İlk suyu koyduktan sonra gördüğünüz gibi karamel sertleşecek. Bu gayet normal. Bu sertleşmiş olan karamel parçası biz karıştırdıkça çok çabuk bir şekilde eriyor. O yüzden hiç sorun değil. Ve tenceremize 3 su bardağı daha su koyalım. Böylelikle toplamda 5 su bardağı su kullanmış oluyoruz. Ocağın altı bu seviyede hala orta hararette. Ve karıştıra karıştıra 1-2 dakika içerisinde karamel tamamen eriyor. Ben siz bu tarifi denerken bütün detayları bilin diye detaylı anlattığım için sanki bu aşamalar biraz zormuş gibi gelebilir ama kesinlikle zor değil. Bu karamelli şerbeti hazırlamak ve tamamen erimiş hale getirmek en fazla 7-8 dakikanızı alıyor. Ama kesinlikle zor değil, gözünüz korkmasın. Karamelli şerbetli Kemalpaşa yapmayı lütfen deneyin. Klasik şerbetli Kemalpaşa'dan çok daha lezzetli, çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Ve hazırladığımız karamelli şerbet sıcakken ama fokur fokur kaynamıyorken bir paket hazır Kemalpaşa tatlısını tencerenin içerisine alalım. Ve Kemalpaşaları ara ara altı üst ederek bir kaşık yardımıyla şerbetinden üzerlerine ara ara dökerek haşlayalım. Gördüğünüz gibi şerbet gayet sıcak ama fokur fokur kaynamıyor. Çünkü eğer fokur fokur kaynatarak pişirirsek Kemalpaşalar dağılır. Böyle yüksek ateşte Kemalpaşaların içi iyice şerbetinden çekene kadar pişirelim. Bu süreyi tam olarak söyleyemiyorum. Çünkü bu sizin kullandığınız Kemalpaşa'nın markasına ve cinsine ve büyüklüğüne göre değişecektir. Ama dikkat ederseniz Kemalpaşalar şerbeti çektikçe rengi koyulaşıyor.
O kenarlarındaki ya da altındaki beyazlıklar gittikçe daha koyu bir renk alıyor. Yaklaşık 15-20 dakika kadar böyle sıcak şerbette Kemal Paşaları pişirdikten sonra, gördüğünüz gibi Kemal Paşalar artık iyice şiştikten sonra içerisinden bir tanesini alıp içini kontrol edin. Eğer içi tamamen şerbeti çekmişse, o zaman Kemal Paşaları artık ocaktan indirebilirsiniz. Lütfen Kemal Paşa tatlısını şerbetini çektikten sonra çok fazla ocakta tutmayın. Çünkü o zaman tatlılar dağılır. Ben genellikle içi yeterince şerbetini çektikten sonra ocağı kapatıyorum. Sonra Kemal Paşaları başka bir kaba alıyorum ve üzerine şerbetini boşaltıyorum. Böylelikle Kemal Paşalar zaman içerisinde dinlenirken ve soğurken biraz daha şerbetinden çekmiş oluyor. Ama ocakta pişerkenki gibi dağılmıyor. Artık iyice dinlenmiş ve soğumuş olan Kemal Paşa tatlılarını bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye keselim. Ve tatlıların tabanlarını bir tabağa alalım. Ve bütün Kemal Paşaların üzerine birer tatlı kaşığı kadar kaymak koyalım. İster manda kaymağı kullanın, ister normal kaymak kullanın, ister mascarpone kullanın ya da isterseniz krem şantiyi koyu bir kıvamla çırpıp onu kullanın. Hepsiyle de gayet güzel oluyor. Ama manda kaymağı bulmanız mümkünse kesinlikle çok daha lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Bütün tatlıların kaymağını koyduktan sonra tatlıların üzerini kapatalım ve istediğimiz şekilde süsleyelim. Ben Antep fıstığı kullandım. Siz istiyorsanız fındıkla da süsleyebilirsiniz. Ya da tahin ve fındıkla da çok güzel oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Ve süslemesini yaptığımız tatlılarımızı gönlümüzce servis edelim. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde karamelize şerbetli Kemal Paşa tatlısını dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.